Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i celle, ya eyyühellezine amenu aminu, ey iman edenler iman ediniz diyor yani. Allah Allah, yani iman etmedik mi ki iman edelim yani tekrar. Evet, dolayısıyla burada iki mesele var yani, iki mesele var. Bir, Cenab-ı Hakk'ın buradaki muradı İslam dairesinde iman edenleri iman hakikatine çağırması olarak alabiliriz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah Celle Celaluhu'tan bir nur, bir hidayettir. Onu sevdiği kulunun kalbine yerleştirir buyurmuştur. Yani. Dolayısıyla demek ki iman elle tutulur demeyelim de gözle görülür, müşahhas yani bir kimliği olan ve her ne kadar bu alemle mukayyet olmasa da bu alemde iş gören bir unsurdur diyelim yani. Öyle tarif edelim yani. Dolayısıyla onun o aydınlanmayla, o ışıklanmayla, o nurlanmayla beraber kişi mümin olur yani. Eğer o aydınlanma, ışıklanma, nurlanma yoksa kişi daha henüz İslam dairesinde mümindir. Yani diliyle ikrar, kalbiyle tasdik etmiştir. Fakat o aydınlanmayı bekliyordur. İçine çerağı Muhammed'in tutuşmasını bekliyordur. Nurlanmayı bekliyordur. Adaydır yani. Mümin olmaya adaydır yani. O yüzden Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Ey Habibim, onlara söyle biz Müslümanız desinler. Velakin müminiz demesinler. Çünkü daha henüz iman nur onların kalplerinden içeri girmemiştir veya onları daha henüz aydınlatmamıştır yani bu manada. O parıldama olmamıştır yani. Olmayınca da efendim emmare ve levvame, karanlıktır, mülhime sıfatları geçmeden imanı arzulansın diyor. Yani. Önce o karanlık, o merhalelerden geçeceksin. Emmare efendim, hulki efendim, vahşi hayvan suretinden geçeceksin insan olmak için. Ondan sonra efendim ehil hayvan suretinden geçeceksin. Ne diyor? Harfi nefsi la'da kalma, hemen illa'ya gel. Geç bu varlık aleminden alem allemel esma'ya gel. Surette insan olup sirette hayvan olmasan kır nefsini hayvaniyetten ayetül kübra'ya gel demiş. Önce hayvan sıfatlardan geçeceksin. Yani efendim ne diyor büyüklerimiz? İnsandan insana zarar gelmez, mahluktan insana zarar geliyor. Sen her böyle efendim, kılık kıyafetini gördüğün insanı Adem mi sanırsın yani? Evet. İnsan olmak için önce Adem olmak için Adem'i ara, Adem'i bul, Adem ile Adem ol denmiştir yani. Adem, önce efendim ahlak-ı hamidiye sahibi olacaksın. Efendim el ulema varasetul enbiya denmiştir. Efendimizin hakiki varislerini bulup onların rahleyi terdisine, sohbetine müdahale edeceksin. Onların üzerindeki güzel örnekleri kendine hak etmeye, halletmeye çalışacaksın. Efendim onların vermiş olduğu reçetelere uyarak, uygulayarak efendim olgunlaşıp tekamül edeceksin. Ondan sonra bir noktalara geleceksin yani efendim. Hülasa efendim dolayısıyla yani önce insan olmak, yani insan olmak için insanı bulmak, onunla yola koyulmak gerekiyor. Dolayısıyla o iman nuru içindeki çerağ Muhammed'in tutuşması, iman hakikatine erebilmesi için de İbrahim Pek efendim öyle diyor, Hüsnü Gülzari'den iyi konuşturarak, yani divanda Hüsnü Gülzari'yi konuşturarak, çalış hafızım erenler içinde mahcup etme beni diyor. Daha sonra himmetiyle gönlünü de açtırdım gülü diyor yani. Yani divanı yazan efendim İbrahim Pek efendim, ama Hüsnü Gülzari'yi konuşturuyor. Dedemizi, şeyhini konuşturuyor yani. Demek ki bu iş himmetle olacak bir iş yani, gayretle olacak bir şey değil yani. Gayret mürşidi bulana kadar, gayret mürşidin sözünü tutana kadar, gayret teslim olana kadar ve sebeplere yapışana kadar. Ondan sonra senin bir fonksiyonun var mı? Yok. Vallahi yok yani. Ondan sonrası
mürşidin efendim aynasından tecelli eden nurların sana aksetmesi, yansıması yani. Buraya kadar senin gayretinin yeri var. Ondan sonra onun olabilmesi için o mürşidin sevgi ve muhabbetinin sana yönelmesi lazım.